Evet, bu video bisiklet, motosiklet meraklılarına gelsin diyelim. Onlarla ilgili kelimeler öğreneceğiz. Yani daha çok gidondur, tekerlektir, vitestir, frendir, seledir, fardır vesaire. Bir motosiklette özellikle bulunan kısımları, parçaları öğreneceksiniz. Ve sadece motosiklette değil, bir normal bisiklette de kullanılabilir. Bazı başka şeylerde kullanılan kelimeler bunlar. Genel olarak bilinmesi gereken kelimeler, yani çoğu. Bir iki tanesi biraz daha az kullanılan kelimeler. Onları söyleyeceğim size. Hani çok bisiklet meraklısı değilseniz onların üstünde durmanıza gerek yok diyeceğim. Ama geneli önemli kelimeler. İlk kelimeden başlayalım hemen. Helmet. Helmet. Oy. Helmet kask demek. Tamam. Kask. Ayrıca normalde şey anlamı da var. Miğfer anlamı da var. Bu eski savaşlarda giyilen miğfer de aslında, bu kafaya takılan miğfer de helmet. Ama burada tabi şey anlamı yok. Miğfer anlamı yok doğal olarak. Miğfer anlamı yok doğal olarak. Burada helmet dediğimiz şey motor kaskı veya artık başka yerlerde kask bahsederseniz yine bunu kullanabilirsiniz. Handlebars. Şimdi bu mesela çok ihtiyacın, eğer çok meraklısıysanız çok ihtiyacınız olmayacak bir kelime. Bu örneğin gidon demek. Gidon. Mesela ben örneğin bu kelime setini yapmadan önce gidon, o bisikletin o kısmının tutulan kısmının, elle tutulan kısmının gidon dendiğini bilmiyordum açıkçası. O yüzden çok meraklısıysanız bu kelimenin çok üstünde durmayabilirsiniz. Ama eğer duracaksanız, bunu da öğreneceğim ben, fark etmez benim için hocam diyorsanız, size güzel öğrenmek için kolay taktik vereyim hemen. Şimdi bakın. Elle tutulan yer aslında, değil mi burası? Bakın buraya o zaman. Hand ne demekti hand? Hand el demek bildiğimiz. Handle bir şeyin tutamacı demek. Mesela kapı kolu da işte door handle örneğin. Tamam? Yani bu handle hand'den geliyor zaten ve diğer yerlerde işinize yarayacak bir kelime. Dediğim gibi kapının kolu door handle demeniz lazım. O yüzden bilmeniz gereken bir kelime aslında zaten. Bar da oy. Barda şey, bir içki içilen falan barlar da bar. Bir de ince uzun şeylere yine bar deniyor. Diyelim ince uzun demir olabilir vesaire olabilir. Bunlara bar deniyor. Bir de tabii şu yenilen barlar da var. İşte onlara da bar deniyor. Burada anlamanız gereken uzun olan, genelde demirden olan çubuklara diyeyim bar deniyor İngilizce'de. Burada o zaman handlebars. Handlebars. Yani el işte ne oluyor? Tutulan bar gibi bir şey olmuş oluyor aslında. O da ne? Gidon, bakın buraya zaten. Hani şu gidon Türkçe karşılığını unutsanız bile İngilizce karşılığını yine çıkarabilirsiniz aslında kendiniz. Tamam. Brakes. Bunu bilmeniz lazım aslında. Neydi brakes? Bilenler dışından bir söylesin bakalım. Brakes fren demek. Tamam. Bu bisiklet motosikletlerle aslında şey dedim ama bisiklet zaten buraya fotoğrafı da koydum, bisiklet freni, ama araba freni de brake aslında. Tamam. Bisiklet freni, motosiklet freni hepsi bu. Ayrıca deyim olarak da bile kullanılabiliyor fren. Diyelim ki adamın biri bir anda böyle çok hızını aldı diyeyim. Çok konuşuyor bir şeyler, onu dövüyor ne bilmem ne. Siz bir yavaşlatmak istiyorsunuz. Ona ya bir frenle kardeş diyebilirsiniz. Bunun İngilizce deyim karşılığı da var. Bunlar için brake'i bilmeniz lazım. Pedal. Ne olabilir bu sizce? Bilmeyenler şimdi nasıl bilemedim diyecek. Pedal, pedal demek. Tamam, bisiklet pedalı. Ama okunuşu farklı, dikkat edin. Gidip pedal derseniz eğer İngilizce'de konuşurken anlamaz kimse sizi. Pedal, pedal. Tamam. Yine aynı şekilde petrol, petrol. Hani bu aynı. Okunuşu hafiften farklı oluyor. Okunuşu petrol, petrol. Aslında bir İngilizce'de L harfinin telaffuz edilişi biraz farklı açıkçası. O dil biraz daha yukarıya vuruyor damakta. Ama neyse, oralara yine çok girmeye gerek yok. Daha sonra bir telaffuzla ilgili ayrı bir şey yaparız. Kelime serisi, ne kelime serisi, eğitim serisi yaparız. Video serisi yaparız. Petrol, petrol, tamam. Headlight. Bu yine önemli. Hem arabalar için önemli, hem bisikletler için, motosikletler için, hepsi için önemli. Headlight, far demek.
Tamam. Far. Araba farı da headlight. Tabii araba farlarından bahsedersiniz genelde. Bir tane araba farından genelde bahsetmiyor olursunuz. Arabanın tüm farlarından bahsederken headlights demeyi unutmayın. Çoğul yapın. Ama tek bir far headlight olmuş oluyor. Tamam. Devam edelim. Gear. Ayrıca arabalarla ilgili de bir kelime seti vardı hatırlamıyorsam. Arabalara da daha ayrıntılı bakacağız, araba parçalarına da. Gear, vites demek. Tamam. Devam ediyoruz. Burada kaçıncı vites olduğunda first gear, second gear, third gear vesaireyle söyleyebilirsiniz. Saddle. Saddle, ne demek saddle? Düşünün bakalım. Bunu bilmeniz biraz zor ama saddle sele demek. Tamam, sele. Ayrıca şey de saddle. Hani atları, ata bineceksiniz mesela, atın üstüne eğer diye yanlış hatırlamıyorsam adı eğer koyuyorsunuz. Onun da İngilizce adı yine saddle. Aynı şey. Tamam. Chain. Bununla ilgili bir tane şey yapalım. Kelime cümle yapalım. Okunuşu önce chain, dediğim gibi, tamam, chain, chain. Şu size madem şunu söyleyeyim, bu bir kuraldır. Şu kural. C ve H bir araya geldiğinde her zaman değil, her zaman olmayabilir, istisnalar olabilir ama %95, %99 hatta Ç diye okunur, tamam. C, H bir araya geldiğinde Ç diye okunur genellikle. İşte chain, işte veya chapter, bölüm demek. Reach, ulaşmak mesela. Sonunda CH var. Ne oluyor? Ç oluyor. Vesaire vesaire. Chain, zincir demek. Tamam. Bununla ilgili bir cümle yapalım. Deyin ki size biraz zor bir cümle vereyim. Hadi bakalım. Orta seviye kelimeler. Bunu yapabilecek misiniz? Orta seviyelerin sıkıntı yaşadığı bir tipte bir cümle vereceğim size. Zincirler genellikle metalden yapılır. Zincirler genellikle metalden yapılır. Aslında her zaman metalden yapılır ama farklı bir şeyden yapılıyor mu zincir? Zannetmiyorum. Yani bilmiyorum. Plastikten falan bilmiyorum. Ona zincir denir mi? Ama böyle yapın cümleyi. Tamam. Zincirler genellikle metalden yapılır. Bunu yapın. Siz yapın, hatta yorumlara yapın. Yorumlara yazın. İlk doğru yapanı yine en başa sabitleyeceğim. Oradan doğru cevaba bakarsınız. Tire. Tire ne demek biliyor musunuz? Tire lastik demek. Tamam. Yine hem araba lastiği tire, bisiklet lastiği tire, motosiklet lastiği tire, hepsi tire. Bilmeniz gereken bir kelime yani. Bu arada tire lastik demek tabii şey anlamı da var yalnız tire'ın. Direkt tekerlek anlamı da var. Yani tekerleği komple de kapsayabiliyor bazen. O biraz sizin cümlenize göre karşınızdaki anlar. Ben öyle söyleyeyim. Yani sadece lastikten bahsediyorsanız onu anlayabilir. İlla spesifik olarak hani net belirtmek istiyorsanız rubber tire diyebilirsiniz. Rubber aslında lastik demek daha çok. Rubber tire dediğinizde net anlar ama normalde cümleden çıkarır. Hani arabanın şu lastiğinden mi bahsediyorsunuz yoksa tekerlekten komple mi bahsediyorsunuz diye anlaşılır yani. Ayrıca wheel var, o da tekerlek anlamına gelebiliyor. Ama bu da tire da aynı hem lastik hem tekerlek anlamına gelebiliyor. Son kelimemiz de pump. Bununla ilgili size güzel bir deyim de vereceğim bu arada. Pump. Ne affedersiniz? Pump. Pompa demek. Tamam. Aslında bayağı yakın zaten Türkçedeki, İngilizce'deki hali Türkçedeki haline. Pompa, pump. Zaten ilk dört harfine bakın. Bir pomp, değil mi? Buna bakın. Pump. Pomp, pump. Yani öğrenmeniz bayağı kolay kelimeyi. Öyle söyleyeyim size. Pump, pompa demek. Ve bununla ilgili size güzel bir deyim de vereyim. O şu. Pumped up. Pumped up. Yani sonunda E ve D var. Sonra da up. Tamam, pumped up. Nasıl kullanılıyor? Şöyle kullanılıyor. Böyle çok gaza geldiniz, böyle çok şey oldunuz, böyle tam böyle hani yapayım hadi şey yapalım böyle böyle tam şey oldunuz böyle öyle şey motive oldunuz şey oldunuz gaza geldiniz, buna pumped up deniyor. Bunu nasıl cümlede kullanıyorsunuz? Mesela I'm really pumped up. I am. Emizarla genelde veya was verb neyse. Öyle olduğunu söylüyorsunuz. I'm really pumped up right now. I will just aklıma örnek gelmedi kalanı için ama
örnek deyim bu ve bayağı kullanılan bir deyim. Öyle az buz kullanılan deyim değil yani. Bayağı kullanılıyor bu deyim. Şimdiki. Bu 6. video yanlış hatırlamıyorsam. Bir sonraki videoda şey var. Ona hazır olun. Bir tane daha kelime seti öğreteceğim. Sonra bu 7 kelime setinde öğrendiğiniz kelimelerden rastgele 30 tane size kelime içeren bir test yapacağım. O yüzden iyi hazır olun, iyi çalışın bu kelimelere ki yeterince şey alın. Burada şu önemli gerçekten. Sizin eğer amacınız, ya ben bir iki tane video izleyeyim, çalışmış gibi hissedeyim bilmem ne. Hani buysa siz bilirsiniz. Ama gerçekten öğrenmek istiyorsanız, sindirmek istiyorsanız, bu İngilizceyi konuşmak istiyorsanız eğer söylediklerimi biraz ya belki söylediklerimi harfiyen birebir uygulayamayabilirsiniz. Ama elinizden geldiği kadar uygulamaya çalışın. Vakit buldukça yapmaya çalışın ki iyi öğrenin, daha verimli öğrenin. Gerçekten daha hızlı öğrenin biraz da o da var. Çünkü bir sıkıntı şu, dilin mantığı aslında çok zor bir şey değil. Dildeki sıkıntı miktar olarak çok fazla şey öğrenmeniz lazım. Siz biraz daha verimli çalışsanız belki bir yılda hemen hemen halledeceksiniz belki. Dili güzel bir seviyeye geleceksiniz. Ama verimli olmayınca 2 yıla sarkacak bu. 2 yıla sarkınca belki sıkılıp arada bırakacaksınız. O zaman bırakınca ne oldu? Öğrendiğinizi de unuttunuz. İleride bir daha başlayacaksınız belki. Başlayınca tekrar başlamanız gerekecek baştan. Bu sefer iyice bıkacaksınız. En temiz neyi biliyor musunuz? Benle beraber direkt güzel verimli çalışın. Hızlı kısa sürede işi bitirin. Rahatlayın, kurtulun. Tamam. Sonraki videoya devam ediyoruz. Hazır olun testlere.